Dragon Ball'u bilmeyen kişiye anime nedir diyebilir miyim? Dragon Ball anime dünyasının mihenk taşı ve animeyi günümüze getiren seri. One Piece gibi birçok animenin öncülüğü ve halen dünya genelinde devasa kitlesi olsa bile Türkiye'de bu kitleyi o seviyede değil. Peki Dragon Ball izlemeyen birinin Saiyajin dışında seri hakkında bildiği nedir? Size açıklayayım. Bulma'nın memelerini bilir, onu bilmiyorsa da kesinlikle bildiği bir şey vardır. Dragon Ball'da kaliteli dövüşler var. Buu, Freezer, Cell gibi birçok rakip varken en iyi dövüş hangisi? En akılda kalıcı, en nefes kesen, en işte. Bu videoda da size Dragon Ball Classic'te ve Z'deki en iyi 10 dövüşü sunuyorum. Super ve GT serisini diğer bir videoya saklayacağım. Çünkü oradan çıkan dövüşlerde bir özel video rahatlıkla hak ediyor. Gelsin size top Dragon Ball dövüşü. Listeye başlamadan iki şey söyleyeyim. Bir, Dragon Ball birçok serinin aksine herkesin top listinin değişik olduğu bir animedir. Ve iki, Dragon Ball videoları niçin Türkiye'de az izleniyor? Neden? Cevabını bilemem ama kanalıma abone olursanız ve bu videoyu özellikle beğenirseniz bir değişim yaratabilirsiniz. 10. Nappa vs Piccolo, Tenshin Han, Gohan, Krillin ve Shao Zu. Evet, 10. sıraya hakkı az verilen bir dövüşü verdi. Nappa bir Saiyan ve o zamanki güç farkını bize aşırı üstün bir şekilde gösterdi. Seneler geçirdiğimiz karakterleri kolaylıkla ve rahatlıkla yendi. Z Fighter'ların hayatta kalmaya çalışmaları ve her şeye rağmen pes etmemeleri ama yine de yetmemesi bunları gördü. Bence seride bize korku duygusunu en iyi yaşatan dövüşlerden biriydi. E bir de Goku'nun gelişi. Bu dövüşün üstteki çilekidir. Benim için ama o giriş bile efsaneydi ama bu Nappa olayının zirveye taşıdığı kişiler kesinlikle Piccolo ve Nappa'ydı. Dokuz. Goku vs Fat Buu. Yeni rakibimizin adı Buu ve çocuk beyni olsa da gücü o güne kadar hiç görmediğimiz bir seviyedeydi. Ve Vegeta'nın ölümüne bile sebep olmuştu. Gohan desek zaten piyasada yok. Geriye iki küçük Saiyajin ve Goku kalmıştı ama Goku cennete geri dönmeli. Ve Trunks ve Goten'i zaman kazanmak için Buu'nun karşısına geçer. Super Saiyajin 2'den bir daha üstün bir formun olduğunu diyor. Tabi Krillin ve Piccolo gibi biz de olamaz artık diyorduk o an. Ama o an geliyor, bağırıyor ve 3. Saiyajin formunu açıyor. Daha uzun saçlı, kaşsız olsa da daha sert, daha badass bir karakter görüyoruz. Ve bize o sahneyi yaşatıyor. Ve şöyle bir şey demeliyim. Böyle dövüş ağzımızın böyle tadında kalan dövüş desem ben bunu derim çünkü sonunu yaşayamadık. Bu arada unutmadan da şöyle bir şey diyeyim. Almanca dublajda bunu seslendiren adam bayılmış bu bağırma sahnesine. Yani siz düşünün nasıl bir sahne. Sekiz. Gotenks vs Buu. Buu'nun zekası çalışmaya başlar ve dünyada kalan Piccolo ve iki küçük Saiyajin var. Goten ve Trunks. Goku'nun Fusion tekniğini öğrenen bu ikili Piccolo ile Buu'ya karşı savaşıyorlar. Füzyonu gerçekleştiriyorlar, Gotenks ile tanışabiliyoruz ve Super'da harcansa bile Z'de bence efsanenin efsanesidir kendisi. Dragon Ball Classic vari hem dövüş hem de eğlence combo tarzı ile bu dövüş bence serinin en underrated dövüşlerindendir. Özellikle Gotenks'in 3. formu açması bize potansiyelin de ne olduğunu gösteriyor. He should be a cinch to beat now. Yeah.
7. Gohan vs. Cell. Farkındayım bu dövüşü birçoğunuz daha yukarıda görüyordunuz. İnanıyorum, anlıyorum da sizi. Ama benim için diğer dövüşler daha etkiliydi. Ama bu dövüşü kötü göstermiyor. Bu da yani gerçekten bir efsanedir. Dünyanın en güçlü adamı Son Goku Cell ile karşılaşıyor ve ben yenemem diyor ve pes ediyor. Ve seni yenecek kişiyi getiriyorum diyor. Hani biz orada bir şok içindeydik. Beklenmedik şekilde de Gohan'ı ringa çocuk olmasına rağmen Cell'i zorlamayı başaran tek kişi de oldu kendisi. Diğer dövüşlerin aksine karakter gelişimi ve hatalarının bedellerinin ön planda olduğu bir dövüş. Goku Senzu Beans'i Cell'e vererek büyük hata yapar. Gohan Cell'i öldürmeyerek büyük hata yapar. Vegeta müdahale ederek büyük hata yapar. Ama günün sonunda değişik bir müzik eşliğinde Cyborg 16 ve Goku'nun ölümü de sonunda etkili olsa da bu dövüşte mutlu sona ulaşır bizimkiler. Altı. Goku vs. Vegeta. Saiyajinler dünyaya ayak basmış ve Nappa birçok kişiyi öldürdü. Goku onu yener ve Vegeta güçsüz diye rahatlıkla onu parçalar. Buradaki güç farkını bize bir bölümde göstermeyi başardı Toriyama. Gösterdi bence. Goku ve Vegeta sınırlarını zorladı. Ha bir de haberi üstüne koydular. Yani bitmeyen, usanmayan, yorulmayan iki karakter gördük. Büyük ihtimal bu dövüşte bile birçok Vegeta hayranı doğmuştur. Ben dahil. Çünkü bu karakter bu kadar sınırları zorlaması çok etkileyiciydi. Bu ikilin mücadelesini net kazan bence Vegeta'dır. Sonra diğerlerinin araya girmesiyle karışıyor olaylar. Ama bu iklim mücadelesi halen açıp açıp tekrar izlerim. Beş, Vegeto vs. Buu. Buu Gotenks'i yutmuş, Gohan'ı da yutmuştur. Geriye kalan canlılar Goku, bayılmış Tien Shinhan ve Mr. Satan. Fuzyon yapmak için Tien Shinhan'ı hedeflerken yenilmesiyle geriye son çare Mr. Satan kalır. Son saniye Vegeta'nın geri döndüğünü fark eden Goku yanına gider, onu ikna eder ve birleşirler. Sonuç Vegito veya Vegeto. Gerçi ben Vegeto diyorum. Almanca'da Vegeto. Tarihin en güçlü karakteri. Buu karşılarına çıkar ve Vegeto ile Buu arasında öyle bir fark var ki dövüş zevki değil, tecavüz zevki oluyor bu. Vegeto'nun içinden geçiyor. İstese tekleyebilir ama iki Saiyajin'in egosundan dolayı eğleniyor. Ve şöyle de bir şey eklemeliyim. Bunun ne kadar üstün olduğunu gördükten sonra da bu dövüş bize zevk veriyor. İlk defa Dragon Ball'da ana rakibin şansı sıfır ve rezil oluyor. Ama bunun verdiği zevk bence tarif edilemez. Hatta Almanca izleyen arkadaşlar aranızda varsa bilir. Dublajda şöyle bir şey dedirtiyorlar Vegeto'ya. Senden döner mi yapayım? Bakın düşünün öyle bir sahne. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Dövüşmenin yanı sıra laf sokma olayı da çok kaliteli. Yeah!
4. Son Goku vs Piccolo Jr. Dragon Ball Classic'te listeye girmeyi hak eden elbette bundan fazla dövüş var. Ama Classic'te bizi bence tartışmasız en etkileyen dövüş Goku'nun Piccolo Jr. ile olan mücadelesi. Büyük Piccolo'yu yenmiş ve antrenmana gidiyor. Orada büyüyor ve turnuvada Piccolo'nun olduğunu biliyor. Ve Piccolo da öyle güçsüz falan değil. Bize bence dövüş diyebileceğimiz kalite tadında yenmeyen bir sahne sunuyor. Piccolo'nun direkt bir kötü olmadığını da fark ediyoruz ama acımasız olduğunu da görüyoruz. Goku'ya kötü hasarlar bırakıyor ama Goku kıpırdaması zor bir halde olsa bile pes etmiyor ve sonunda galibiyeti alıyor. Ve sonunda turnuva şampiyonluğunu da alıyor. Malum Budokai ilk defa kazanıyor orada. Bu galibiyet için ne kadar uğraştığını da biz biliyoruz izleyici olarak. Günün sonunda Türk dizi misali de evlenir ve gider. Dragon Ball Classic için efsane bir son. Back here. Piccolo vs. Cyborg 17. Birçoğunuzun unuttuğunu düşündüğüm bir dövüş. Piccolo Kami ile birleşmiş ve o an dünyadaki en güçlü kişidir. Dünyayı kurtarmak ister ve onun için Cyborg 17'yi yenmeli. Cyborg 17 ile Piccolo arası bir uyuşum var. Çünkü ikisi aynı kafadan. Çok sert ve çok güçlü. Ve bu iki karakter bence zevk açısından serinin en kaliteli, en denk, en eğlenceli dövüşünü bize sundu. Güzel yanı da şudur. Bir Goku'da falan bu beklentiye girersin ama bu ikili de o zaman bu beklentiye girilmemişti. Ve beklentinin olmaması bence bu dövüşü daha bir muazzam ediyor. Ve maalesef Piccolo'nun son güçlü olduğu anda budur. Bunu da maalesef bir Goku sevdalısı olarak diyebilirim. Majin Vegeta vs Goku. Goku dünyaya geri dönmüş ve Vegeta yıllardır çabaladığı, yenmek istediği kişiyi yenme fırsatı bulur. Kendini, ailesini, geçmişini unutur, bir nevi yırtıp atar hepsini. Sonuçta maksatına ulaşmak istiyor. Goku'yu yenmek istiyor. Ve zorla olsa bile alır karşısına ve o düello başlar. Başta Vegeta'yı anlayamıyoruz ama gittikçe, ki ben kendi adıma konuşuyorum, anlamaya başlıyoruz. Nasıl bir yük üstünde olduğunu, nasıl mahvolduğunu, nasıl yani inada bağladığını hissedebiliyoruz. Ve tek yapmak istediği Goku yenebilmek. Kendini parçalıyor resmen ama beklendiği gibi yenemiyor. Şöyle bir şey var. O dövüşü dikkatli izlerseniz Vegeta'nın hafif daha güçlü olduğunu fark edersin. Ama hani Goku'nun 3. formunu açmadığını da biliyoruz. Yani o zaman yine durumlar değişir. Ama burada bize gösterilen de şudur. O formu Vegeta Goku'dan üstün yapmış. Yani 3. formu açamamasına o dönem zaten bu 3. formun yediği fazla enerjinin çok fazla olduğunu bize ima ediyorlardı. Goku'nun yapabilmesinin sebebi ölmüş olması. Yani buradaki bize anlatılan da şu: aslında Vegeta da ölmüş olsaydı o da o formu açabilirdi. Zaten 2. formunun da Goku'nun 2. formundan üstün olduğunu da görüyordu. I'm sure we can beat this guy. Bir
numaraya geçmeden akılda kalan bir ton dövüş var biliyorum ama birkaçını da sayıyorum. Raditz vs Goku ve Piccolo. Z başı Goku'nun abisi ve Piccolo ile işbirliği. Yani bir klasik izleyicisi bunu ilk izlediğinde ne düşündüğünü yıllar sonra diyebilirim. Trunks vs Macha Freezer. Freezer geri dönmüş ve Goku'nun olmaması çok kritik bir olay. Ama birden biri geliyor ve Freezer ve babasını öldürüyor. Yani burada babası da büyük bir etkendi. Gohan vs Buu. Gohan mistik formunu kapmış ve Buu'nun karşısına geçiyor. Şöyle bir şey de burada denilmeli. Buu'ya kurduğu üstünlük de çok kaliteliydi bence. Özellikle o vücudunu döndürerek dirsek atışı var. Efsane. Son Goku vs Mutant Roshi. Hani Mutant Roshi diyorum biliyorsunuz ama aslında buradaki kişi Jackie Chun'du. Yani Son Goku'nun ilk büyük mücadelesi. Ve abi şöyle bir şey diyeyim size. Yani bu gördüğümüz çok dövüş var ama bu dövüşün tadı da iyi. Yani bambaşka. Kid Buu vs Vegeta, Goku ve Buu. Serinin finali. Yani bu listeye bir türlü almasam da olmazsa olmaz. Goku vs Tenchinhan. Fazla söze gerek yok. Efsaneydi dönemine göre. Ve Goku vs Cell. Goku'nun en önemli dövüşlerinden birisinde yavaş yavaş yenilmesini görmek de çok değişik bir duyguydu. Ve bir numara. Goku vs Freezer. Goku Namek'e bayağı geç geliyor ve karşısında Freezer var. Gezegenin en güçlü kişisi. Tabi o zamana kadar en güçlü. Piccolo, Krillin, Gohan ve Vegeta'yı kolaylıkla yenen bir düşman. O zaman güç sayıları falan deniliyordu. 50-60 kat daha yüksekti Freezer'ın gücü. Ve Goku sınırlarını zorlar, her şeyi dener. Kaioken, Genkidama, Kamehameha. Ne varsa ama nafile. Freezer daha %100'ünü vermemişti. Sonunda Krillin'i öldürerek ve en büyük hatasını yaparak Goku da saçlarını tarar ve sarı renge boyar. Super Saiyan formu ile epicness duygusuna yeni bir level katar bence. Ve bir animede ilk izlediğim sahnede bu kadar hype'landığımı da hatırlamıyorum. Tabi o zaman haftadan haftaya televizyon beklemesi falan da vardır. Onun da bir havası başkaydı ama en klas sahnelerden biridir. Arkadaşlar Dragon Ball'un top 10 listi budur. Yani videonun sonuna geldik. Super fight'larını yapmak istiyorum. Ondan dolayı bu video eğer bir gün 500 like'ı geçerse kesinlikle o videoyu da getireceğim. Çünkü getirmek istiyorum. Super'da da efsane dövüşler var. Videonun sonuna Goku ve Vegeta'nın bilgi videolarını koyuyorum. Ben yavaştan kaçar. Abone olmayı unutmayın. Ve hoşça kalın.